Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara'nın doğusuyla Batı ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor uyarısında bulundu. Bugün de yağış olacak. Nerelerde detayları öğreneceğiz arkadaşımız. Fatih Doğan Trabzon'da bizleri bekliyor. Fatih, o yağış başlamış hatta devam ediyor. Neler aktarabilirsin? Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara'nın doğusunda yağış olacak dedi ama Doğu Karadeniz'de an itibariyle neler yaşanıyor? Cengizhan Cevahiroğlu, ilkbaharın ilk günlerinden itibaren yaz başına kadar Türkiye oldukça kurak günler geçirmişti. Haziran ayıyla birlikte ise yurdun büyük bir çoğunluğunda yağışlar etkisini sürdürdü. Hemen hemen her gün meteorolojide sarı ya da turuncu kod uyarısıyla yağış olma ihtimali, sel ve heyelana karşı vatandaşları uyardı. İşte o yağışlardan bir tanesi de dün akşam saatlerinde başladı. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'de birçok ilde sarı ve turuncu kodla uyarılar yapıldı. Dün akşam saatlerinde yağış başladı ama etkisini arttırmadığını söyleyebiliriz. Şu saat itibariyle de Trabzon'da sağanak yağış sürüyor. Yaklaşık 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor şeklindeydi uyarı. Bölgesel olarak çok dar alanlarda 40-45 kilogram metrekareye yağışın düştüğünü söyleyebiliriz Trabzon ve Rize'nin bazı kesimlerinde. İllere bakacak olursak Kocaeli, Bolu, Karabük ve Giresun'da sarı kodla kuvvetli yağış, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Trabzon, Rize ve Artvin'de ise çok kuvvetli ve şiddetli yağış uyarısında bulunmuştu. Metrekareye 51 lira 100 kilogram arasında yağış etkisini arttırmadı. Umarız da arttırmaz çünkü bölgede heyelanlar ve taşkınlar yaşanıyor. Toprak suya doyunca da eğimli arazi daha fazla tutunamayıp dere yataklarıyla birlikte denizlere doğru sürüklenmeye başlıyor. Şu anda meteorolojinin uyarısına göre 18'e kadar yağışın sürmesi bekleniyor. 18'den sonra da Doğu Karadeniz'i terk ederek Gürcistan dolaylarına doğru yağış ilerleyecek şeklinde bilgilerimiz var. Şimdilik yağışa ilişkin notlarımız bunlar diyerek sözü tekrar stüdyoya bırakalım.